Asiye Hanım. Kahveler nerede kaldı? Misafirlerimizi bekletmeyelim. Saat geç oldu. Misafirlerimiz yabancı değildir Gönül. Ama sen yorulduysan müsaade isteyebilirsin. Benim dünürlerimle konuşacak çok önemli meselelerim vardır. Füsun Hanım'ın hakkı var. Eğer yorulduysan... Ne de olsa aile sayılırız kızım. Biz ayıp olmaz. Kendini zorlamana gerek yok. Evet. Sen de haklısın. Azze ile büyüdün. Normal. Ama artık ben varım. Ev sahibi olarak misafirlerimizi yalnız bırakmam yakışkanmaz. Ama sizin için geç bir saat oldu tabii Füsun Allah. İsterseniz siz buyurun, istirahat edin. Malum yaşlılık zor. Füsun ortalığı boş bulmuş, at koşturuyor. Sen hangi yüzle geldin buraya? İnsan evine hangi yüzle gelir? Burası senin evin değil. Burası benim evim. Sen istedin diye gitmedim buradan. Ama korkma, geri dönmeyeceğim. Bu konak benim, sana başımın gözümün sadakası olsun. Ben buraya gelinimle torunum iyiler mi diye bakmaya geldim. Sen yokken herkes çok iyi. Tekrar kovulmadan çık git. Buradan nasıl, ne zaman çıkacağıma ben karar veririm. Sen zahmet etme. Ama önce bir soluklanalım. Asiye, bana bir kahve yap. Kızın sonunda işe yaradı he Cihan. Şad olun da bulamadığın yeri Aslan Bey de buldu. Yer yurt meselesi değil, insanlık meselesi. Senin nefretinle yerle bir ettiğini biz insanlıkla düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bana karşı güç kazanmak için Füsun'a yanaşmadı. Öyle olsun. Sen herkesi kendin gibi bilme. Emin. Çık git. Çık. Harun Bakırcıoğlu. Buyurun inşallah. Buyurun, benim memur bey. Hakkınızda tutuklama emri var. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Memur bey, hayırdır? Görüyorsun ya Füsun. Benim girdiğim ortamda öyle ya da böyle insanlar ayağa kalkar. Ne için ben... Tamam. Harun. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.